Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira desteği. Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyük şehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız. Bu iki destek kalemi çerçevesinde 3 ay boyunca toplamda 5 milyar lira esnafımıza hibe desteği sağlamayı planlıyoruz dedi. Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz dedi. Konya'nın Çumra ilçesinde vatandaşlar durumu memnuniyetle karşıladı. Başkanımız esnafa destek verdi efendim. Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? Güzel oldu. Memnunuz işte. Çok memnunuz. Yani desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. O destekten biz yararlanamadığımızı öğrendiğim için öncelikle çok üzüldüm. Ama gerçekten zor durumda olan esnaflarımız için büyük bir katkı sağlayacak. Tabii ki çok büyük bir katkı olacağına inanıyorum. Ki hele de bu pandemi sürecinde insanlar ciddi anlamda zorluk çekiyor. Herkesin ailesi, çocukları ciddi anlamda büyük zorluklar yaşıyor. Kesinlikle yani hizmetler açısından ben her zaman söylerim. İşini gayet güzel, dürüst yapan. Çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor. Yardımcı oluyor hiç olmazsa. Vatandaşa yardımcı oluyor. Vatandaşa yardımcı oluyor. Daha ne istiyor bu millet yani? Diye esnafa yardım ediyor. Tabii canım, bundan sonra burada daha bir yapacak bir şey yok ki. Vallahi iyi. İyi bir yerlere destek veriyor efendim. İyi bir şey. Güzel değil mi? Güzel. Çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sen ne yapıyorsun? Sağ olun. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız yaklaşık olarak 3 ay süreyle esnafa destek vereceğini buyurdu. Neler söylüyorsunuz? Biz yabancıyız abi. Nerelisiniz? Suriyeliyiz. Suriyeliyiz. Evet. Peki, Suriyeli tamam. Olarak. Tamam. Türkiye'den memnun musunuz efendim? Değerli izleyiciler, şu anda yanımızda Suriyeli vatandaşımız var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hakkında yapılan özellikle yatırımlar hakkında kendisinden bilgi alacağız. Neler söyleyebiliriz efendim? İyi bir şey aslında da. İyiyiz, memnunuz yani. Sıkıntı yok. Memnun musunuz? Evet abi. Nerede ikamet ediyorsunuz? Burada, Çumra'da. Yok, bölge olarak neresi efendim? Halep'li. Halep. Evet. Peki yakın zaman içerisinde mi geldiniz yoksa uzun süre mi oldu? 7 sene oldu abi. 7 yıl oldu. Peki 7 yılda kazandığınızı özellikle Suriye'de kazanabilir miydiniz? Türkiye'de kazandığınızı tutarım. Türkiye'de kazandık tabi. Öyle mi? Çalışıncaya kazandık. Peki size ne gibi bir destek veriyor efendim? Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? Valla biz buradayız. Bir bayram günlerden bir şeylere geliyor. Ondan sonra kumurla kışında geliyor, Allah razı olsun. Yani. Destek veriyor. Evet. Peki kameralarımıza son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi Türkiye'ye teşekkür ederiz gayrı. Razı olsun kendisine. Yani millete destekten hepsini veriyor. Hepsini veriyor. Allah'ın devletimize zeval vermesin. İyi bir şey bu. Yardıma ihtiyacı olanlar için güzel bir şey olabilir. Bana göre güzel bir şey. Çumralı mısınız? Çumralı. Ne iş yapıyorsunuz? Şu anda öğrenci. Öğrencisiniz. Hangi bölüm okuyorsunuz? Elektrik. İyi, gayet güzel. Peki memnun musunuz efendim bu işte? Evet, memnunuz. Oğlum, tam Cumhurbaşkanımız bir tane. Bundan başka fedakarlık olmaz baba. İyi bir şey. Akşam duyduk haberlerde. Haberlerde duydunuz. Haberlerde duyduk, sevindik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Anneciğim, Allah... memnun musun Cumhurbaşkanımızdan? Çok, çok. Çok mu memnunsun? Şimdi doğadı. Sen, herif nerede herif? Bak herif bu. Bu maşallah. Yaş kaç oldu yaş? 70. 70 mi maşallah? Anneciğim büyümüşsün sen. Çok şükür elhamdülillah. Çoluğu çocuğu ne yaptın, ne verdin mi? Hepsini bitirdim. Bitirdim oğlum, bitirdim. Bitirdin mi? Bitirdim. Hacıya gittim, geldim. Çok şükür elhamdülillah. Oğlum, ne verdin, gönderdin. Çok şükür, çok şükür elhamdülillah. Çok iyi olur. Evet. Vatandaş sıkıntıya girmez. Yani bundan iyisi de olmaz yani. Olmaz diyorsunuz. Yani. En azından zor günlerinde yanında bulunuyor yani vatandaşın. Az da olsa, çok da olsa, gücü kadarıyla, nispeti kadarıyla yanında olmaya çalışıyor. Memnun musunuz efendim Cumhurbaşkanı'ndan? Ya memnunuz. Yani şu anda öyle bir şey yok. Artısı var, eksisi yok şu anda gidişatta. Vallahi ben esnaf değilim ama yani 1000 lira, şimdi ne diyeceğimi de bilmiyorum da. İyi yani, mi kötü mü yani? Yani hiç yoktan iyidir yani. Hiç yoktan iyidir. Evet. Ama ondan sonraki sürede tekrar destek de olmuyor. Hayırlı olsun. Ne verirse hayırlı olsun. Ya babanın verdiği kötü olmaz. Değil mi? Abi, tamam. Yani baba ne verirse gücü yettiği kadar iyidir evladına. İyi abi. Bir nezbe soluk alır esnaflar. Plan yardımın kötüsü olmaz. Tabii ki iyi bir şey. Allah devletimize zeval vermesin. Ne diyelim, diyeceğimiz bu. Esnaf biz esnaf değiliz ama yani yapılan yardımın kötüsü olmaz. Ne iş yapıyoruz efendim? Çiftçiyim.
Maşallah. Nerede? Yani hangi köy, kasaba? Bu bölgelerde çiftçilik yapıyoruz. Çumra bölgesinde çiftçilik yapıyoruz. Allah teşekkür ederiz. Gerçekten ilaç gibi geldi yani. İnşallah yasadan da yararlanabilirsek ne mutlu bize. İyi ki başımızda o gibi insan var yani. Adam gibi adam. Tek kelimeyle. Adam gibi adam. Ne iş yapıyorsunuz? Tamirciyim, esnafım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan başlayalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs sürecinde esnafa biner lira destek veriyor. Neler söyleyebiliriz efendim? Abi gerçekten çok süper düşünmüşler. Yani biz de yararlanabilirsek çok güzel olur. Erzincan efendim, özellikle şu anda Çumra'dayız. Tabii ki de yanımızda patronumuz var. Şu aşamada yanımızda da kafamız var. Tekrar soralım efendim. Vallahi Allah razı olsun, böyle bir yasağı yürürlüğe koyduğu için gerçekten şu pandemi döneminde inşallah bize yararlanabilirsek ilaç gibi olacak. Gerçekten şu 9 aydır yani ayakta durabilmek için çok sıkıntılar çektik. İşte ki bankalara bulaştık, kredi olayları. Bu da bizi çıkmaza sürükledi. İnşallah böyle bir şey olursa, ufak da olsa bize bir yardımı olur diyerekten teşekkür ediyorum. İnşallah. Peki son olarak sizler neler söylemek istersiniz efendim? Ben de çok teşekkür ederim. Yani ben de yeni açtım. Ben de çok zorunda durumdayım. Ustamın dediği gibi kredilere bulaştık. Çok ilaç gibi gelecek yararlanabilirsek. Allah razı olsun.